Çünkü kızları Rus erkeklerle, erkekleri de Rus kadınlarla evlilik yapıyor. Böylece Ruslaşma hızla ilerlemektedir. Rus'u kazı, altından Tatar çıkar diye meşhur bir söz var. Bu da karışımdan dolayıdır. Tatar soydaşlarımız içinde birçok Türkçü, pan-Türkist kişiler bulunmaktadır. Tengricilik ve öze dönme merakında çoğaldığını söyleyebiliriz. Çuvaşlarda Ruslaşma çok daha fazladır ama yine de çoğu öz dilini bilir ve kendi kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Saha, Yakut, Türklerine karşı Ruslaştırma politikası iflas etti diye düşünüyorum, aynı şeyi de Tuva Türkleri için söyleyebiliriz. Kafkasya Türkleri. Kafkasya bölgesindeki Türkler İslamcı zihniyete sahiptir ve diğer yandan Türklüklerini de muhafaza ediyorlar. Kafkasya Türkleri su halklardır, Azeriler, Kumuklar, Ağızkalar, Karaçay, Malkarlar, Nogaylar, Karapapaklar. Soydaş olduklarını bilirler Kafkasya'daki Türk halkları ama pek birlikte hareket etmezler ve aralarında birlik yoktur maalesef. Sebebi ise Türkçülüğün, soya dayalı politikaların yürütülmemesi ve bu yönde ideolojik teşkilatlanmanın olmayışıdır. Bu yönde sosyal ağlardan çalışma yaptığımda, soydaşlarla iletişime geçtiğimde bunları gördüm. Azerbaycan'da az çok Türkçülük teşkilatları var ve hareketlenme var ama Kuzey Kafkasya'da Türkçülük yapan siyasi parti, yapı görmedim. Türkiye, Kuzey Kafkaslara İslamcı ideolojiyle açıldı, Türkçülükle değil. Azerbaycan bu konuda daha şanslı çıktı çünkü Türkçülerin 90'lı yıllarca etkisi, çalışması vardı orada ama ne yazık ki Kuzey Kafkasya bu konuda unutuldu. Sibirya Türkleri. Sibirya Türkleri ise son dönemlerde Türklüklerine, geleneklerine, Tengriciliğe sarılmaktalar. Ortodoks dini sızmış olsa da, Tengrici Türk ruhu direnip ayakta durmaktadır. Vodka ve karışık evlilikler ile Sibirya Türklerin nüfusu hem yok edilip hem de asimile edilmek istenmektedir. Bu politika Çarlık Rusya'dan bu yana devam etmektedir. Sorlar, Dolganlar, Çılımlar ve bu gibi çok az nüfusu olan Türk halkları yok olma eşiğine gelmiştir. Eğer Sibirya Türkleri için destek çıkılmaz ise 50 yıl içinde belki de birçoğu Ruslaşır ve soyları tükenebilir. Sibirya'da Türkçülük var mıdır? Sorusuna şu cevabı verebilirim, var ve en çok Saha Yakut Türklerinde ve Altay Türklerinde görülüyor, kısmen Tuva Türklerinde de vardır. Saha ve Altay Türkleri uyanıştalar. Voda yerine Kimiz, Ortodoksluk yerine Tengriciliği seçiyorlar. Tuva Türklerin durumu biraz farklıdır çünkü orada Budizm tehlikesi var, Budizm bana göre Çinlileştirir ama asla Ruslaştırmaz. Sibiryalı olup da Türk olan topluluklar şunlardır, Saha, Yakut, Altaylılar, Tuvalılar, Hakaslar, Dolganlar, Sorlar, Tofalar. Yanlışlıkla Buryatları, Tunguzları ve Evenkleri de Türk sayanlar var. Buryatların içinde asimile olmuş Türkler vardır ama Buryatların öz dili Türkçe değildir, günümüzün Moğolcasıdır. Tunguz ve Evenkler de aynı şekilde Türk olmayan topluluklardır ama Buryatlar gibi Turanı kavimlerdir. Sibirya'daki Türk halklarına destek çıkılmalı, siyasi partiler ve Türkçü, Tengrici topluluklar oluşturulmalı, soydaşlarımız eğitildikten sonra kendileri de yürütmeye başlar bu tür faaliyetleri. Çin Halk Cumhuriyeti Türkleri, başta olmak üzere Doğu Türkistan, Uygur Türkleri 20 milyon nüfusa sahipler, bunların yanında Kazak ve Kırgız, Salar, Tuva Türkleri de katsak 25 milyona yakın Türk nüfusu vardır. Çin hükümeti asimile politikaları uygulayarak Türk nüfusu katletmektedir. Bu hem geçmiş tarihin intikamı, hem de bizim zamanlarda Çin'in güç gösterisidir. Demek istiyorlar ki, siz Türkler eskiden bizi az sayı ile yeniyordunuz. Şimdi gelin de görelim sizleri. Diyormuş gibi hareket etmektedir bu kızıl ejder. Çin'deki bu duruma ne Türkiye, ne de başka Türk devletleri karışamıyorlar. Çünkü güç yetmemektedir hızla gelişen bu eski düşmana karşı. Çin ihtiyar bir aksakaldır, kurnazdır, uzaktaki düşmanı oyalar, yakındakini mahveder, kendi çıkarları için politikasını bir anda değiştirebilen bir devlettir. Çin hem Rusya hem Avrupa ile ilişkilerini korumaktadır. Çünkü zamanı kollayıp gelişmekte ve hazır olduğu vakit zayıf ve yakın olana saldırmak için büyük hazırlıklar içindedir. Orta Asya ve Rusya topraklarına göz dikmiş bu kızıl ejder, onlarca milyon nüfusunu yerleştirme ve toprak edinme hayallerinden asla vazgeçmeyecek. Çin üretici ekonomiye sahiptir. 3 milyonluk ordusu için hemen hemen her şeyi kendisi üretmektedir. Bugün dünya ekonomilerinde gayri safi yurt içi hasıla, GİSİ, 8 trilyon, katrilyon ile ABD'den sonra ikinci sıraya ulaşmış durumdadır. Çin'e karşı koyabilmek için Türk ülkeleri devlet ve ekonomik düzenlerini değiştirmeli ve Türk ülkeleri arasında ekonomik ve askeri anlaşmalar imzalayıp, orduların ortak harekatları gerçekleştirerek her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmalılar.
Bu konuda Moğolistan savunmasız şekilde kalmıştır. Moğolistan, Türkiye Cumhuriyeti değil ama müttefimizdir ve Çin'in gücüne karşı koyacak hiçbir gücü yoktur. Ancak ya Rusya ve Kazakistan, ya da NATO'dan destek almak zorunda kalacak veya Turan Birliği oluşursa onun içinde kendisini koruyabilir. Çin güçlüdür, hızla ileri gidiyor, bu doğru, fakat hala nüfusu fakir yaşamaktadır ve birçok iç sorunu vardır. Bu sorunları, geniş topraklara yayılarak, ele geçirerek çözmeye kalkışacaktır. Çünkü o kadar büyük nüfusu beslemek ve yaşam arazisi temin etmek başka türlü mümkün olmayacaktır. Türkiye ve Türk dünyası bu kızıl ejderi ancak birlik ve beraberlik içinde zapt edebilir. Bunun içinde tek ideolojide, düzende birleşmek ve ekonomileri, orduları güçlendirmek gerek. Avrupa ve Balkan Türkleri, Avrupa, Balkanlardaki Türk nüfusu aşağı yukarı 5 milyondur. Avrupa'da yaşayan gurbetçi Türk soydaşlarımız vatanı Türkiye'yi asla unutmazlar, son derece milliyetçilerdir. Birçoğu orada düzen kurup, kök saldıkları ve oranın anlayış kültürüne alıştıkları için kolay kolay geri gelip Türkiye'ye yerleşemiyorlar. Bunun sebepleri sadece bunlar değil. Türkiye'nin 2002'den bu yana ne hale düştüğünü gördükleri için, ülkemizin düşmanlara nasıl teslim edildiğini ve şeriata doğru yavaş yavaş kaydığı için, buna göz yuman ve bile bile vatanını teslim eden İslamcılara inat vatanlarına dönmüyorlar. Yanılmış veya doğru tespit etmiş olabilirim. Ama sebeplerin bu olduğunu düşünüyorum. Büyük bir savaş çıksa, Türkiye ciddi tehlikeyle yüz yüze kalsa, eminim ki Avrupa'da Türklerin çoğu vatanını savunmaya gelecektir. Avrupa'nın ahlaken yozlaşmasına rağmen, oradaki kültür, ilişkiler, dürüstlük anlayışı Türkiye'den daha yüksektir. Avrupalılara gavur denilmesine rağmen Müslüman olan Türkiye'den çok daha az haram yenilmektedir. Devlet bütçesi, aile ve akrabaların zevki için harcanmamaktadır. İslamcı olup, gavur sevmeyen, akdi yere göğe sığdıramayan birçok Türk vatandaşı Avrupa'da yaşayıp, Müslüman Türkiye'ye dönme niyetleri bile yok. Çünkü gavurun dürüstlüğü, çağdaş ve düzgün düzeni cennet gibi geliyor. Ama kendileri gibi şeriatçı, gerici zihniyete sahip bir toplum içinde yaşamaktan çekiniyorlar. Ülkemizde Atatürk'e küfür edip, Türkçülüğe, çağdaşlığa karşı çıkan bu gerici şeriatçılar neden Suudi Arabistan'a gitmiyorlar? Oralar tam onların istedikleri gibidir. Para ve şeyhler bol, akıl yok, gece gündüz namaz kılınır. Lüks hayat içinde ahiret beklenir. Avrupa'da düzgün Türkler varsa o da Türkçü, milliyetçi, çağdaş olanlardır. Eğer ki Avrupa'da yaşayan Türkler, Türkçü, milliyetçi fikirlerini yaşatırlarsa, Türkler arası evlilik yaparlar ise asimile olma tehlikesi ortadan kalkacaktır. Diğer türlü 100-150 yıl içinde Türkler, Avrupalı halklar içinde eriyip asimile olabilirler. Balkanlardaki Türkler de asimile tehlikesi altındalar. Türkiye orada onları birlik içinde yaşatacak politika üretilmez ise Batı Avrupa'daki gibi asimile olabilirler. İslamcılık politikası, Avrupa Türklerini daha da kötü duruma koymaktadır. Avrupalıların gözünden Türkler, Araplardan farksız görülüp daha çok baskı altına alınıyor. Bu Balkanlar için de geçerlidir. Türkiye'de öz, milli, Türkçü, çağdaş politika üretmedikçe Avrupa'da asimile politikalarına karşı başarı kazanamayacağız. Afganistan Türkleri, Afganistan nüfusu yaklaşık 30 milyondur. Savaş yüzünden bu nüfus 26 milyona kadar düşmüş olabilir. Bu nüfusun çoğunluğu Peştu ve Tacikler gibi Farsça konuşan halklarından oluşur. Bunun 3-4 milyonunu da Hazara, Özbek, Türkmen gibi Türk asıllı halklar oluşturur. Afganistan elmas ve esrar cenneti olarak bilinir. Diğer taraftan sonu görülmeyen savaş cehennemidir. Bu ülke Sovyet Rusya ve AB gibi iki dev ülkenin stratejik ve yeraltı zenginliği açısından dikkatlerini çekip aralarında mücadeleye neden olmuştur. Her iki ülkenin işgaline uğrayan Afganistan gerilla savaşı yürütmek zorunda kalmıştır ve hala devam etmektedir. Bu kanlı savaşlar içinde birçok Türk kökenli insanlar yer alıp hayatını kaybetmiştir. Diğer taraftan Farslaşıp özlerini gitgide kaybetmekteler. Özbek ve Türkmenler öz dillerini az çok bilseler de, Hazara Türkleri tamamen Farsça konuşmaktalar. Bunu engellemenin tek yolu vardır. O da nüfusu oradan bir şekilde ya da başka Türk devletlerine yerleştirmektir veya ülkelerinde Türkçe okulları açmaktır. Afganistan'da Türk asıllı nüfusun yaşadığı topraklar Büyük Türkistan'ın parçasıdır. Fakat Türk dünyası oraya sahip çıkacak, savaşacak kadar hazır değildir. Türkiye'nin orada savaşa girmesi belaya bulaşması demektir. Zaten bu mümkün de değil, çünkü içimizde bir Kürt Afganistan'ı büyümekte ve bu büyük bir sorundur. Bunu çözmeden Türkiye, diğer Türk dünyasını bırakın, kendisi bataktan çıkmayabilir.
Moldovalı Türkler, Moldova'da yaşayan Gagauz Türklerinin nüfusu yaklaşık 150 bindir. Ortodoks dinleriyle birlikte Türklüklerini sürdürmeye devam etmektedirler. Moldovanlar tarafından baskı altında tutulmaktadır. Buna rağmen özerk cumhuriyetini muhafaza edip elinden geldiği kadar özünü kaybetmemeye gayret ediyorlar. Gagauzlar, Bulgaristan, Türkiye, Rusya gibi devletlere iş imkanı ile gidiyorlar. Birçoğu evleniyor, karışıyor ve giderek nüfusları azalmaktadır ve Ruslaşma yaşanmaktadır. Soydaş kardeşlerimiz Gagauzlar Karabağ Savaşı'nda dinleri Hristiyan olmasına rağmen Türk olan Azerbaycanlı kardeşlerine destek çıktılar. Din değil Türk kanının zafer kazanıp bir kez daha Türklerin kan bağı ile bağlı olduklarını gösterdiler Gagauz bozkurtları. Türkiye'nin başına geçen devşirme İslamcılar, Gagauz Türk soydaşlarımızı neredeyse unuttular. Araplara önem verdikleri kadar Gagauz soydaşlarımıza önem vermediler. Bu gidiş Türkiye'deki ideolojinin, zihniyetin, düzenin acil değişmesine işaret etmektedir. İslamcı zihniyet Türk dünyasından, Türkiye'den ortadan kaldırılmadıkça daha çok soydaşlarla birleşme özlemi yaşayacağız. Türk dünyası artık kendine gelmelidir. Bunun zamanı gelmiştir. Ukrayna, Kırım Türkleri, Ukrayna 48 milyonluk bir Avrupa ülkesidir. Unlu Türkçü İsmail Gaspıralı'nın vatanı, birçok Türkçünün vatanıdır güzel Kırım. Ukrayna etnik nüfus açıdan Slav, Türk karışımından ibarettir. Türk dediğimiz genelde Kıpçak, Tatar'dır. Hazar, Peçenek gibi eski Türkler ise Ukraynalı halkın içinde eriyip karıştılar. Bazı iddialara göre, Slav olarak bilinen Ukraynalıların genetik yapısında Slavlardan daha çok Türk kanı taşımaktalar. Bu yüzden de Ruslar ile pek uyuşamıyorlar diyeceğim ama Ruslar da onlar kadar Türklerle karışmışlardır. Ukrayna'da en ağırlıklı Türk nüfusu Kırım Tatarlarıdır. Maydan devriminden sonra Rusya tarafından Kırım işgal edilmiştir. Kırım Tatarları yine baskı altına alınıp eski çile dolu yıllarına döndüler. Türkiye'den destek isteseler de bir sonuç alamadılar. Türkiye oraya müdahale edecek güçte değildir. Hem de AK gibi teslimiyetçi, Türkçülüğe düşman olan bir hükümetten destek beklemek anlamsızdır. Kırım Tatarlarının ve diğer Türk halkların Ukrayna'daki politikası tarafsızlık ya da Ukrayna taraflı olmalıdır. Çünkü Rusya güçlendikçe bu Türkiye için tehlike olacaktır. Karadeniz stratejik açıdan önemlidir ve orada egemenlik kurmak Kırım'a biraz daha yaklaşmak demek. Türkiye'nin İslamcı rotası eğitimsiz, cahil topluma dönüşü sağlıyor. Ordumuzun gücünü yükseltmek, bilim adamları yetiştirmek yerine ülkemiz, halkımız, gençlerimiz cami ve medreselere sokulmaktadır. Görülen su ki Türkiye'de düzen, ideoloji, zihniyet değişmedikçe ne ülkemiz ileri gideceğim ne de Kırım'da soydaşlarımıza doğru dürüst yardım edebileceğiz. Sonuç. Tüm Türk soydaşlarıma sesleniyorum. Sağcısı, solcusu ve hangi siyasi görüşten olursanız olun, herkesi eski görüşlerini, kurallarını bir kenara koyup, tek görüşte, tek çatı altına, bir temiz sayfa açarak birleşelim. Türk milliyetçi sosyalizmine davet ediyorum. Bu dava, bu görüş altında ve Türk soydaşlık anlayışı altında birleşmeye davet ediyorum. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Türk halkı ve Türk dünyası için bir ortak yol, bir umut olmalıdır Türk milliyetçi sosyalizmi. İçinde siyasi görüş, ekonomik düzen ve felsefe yatmaktadır. Bir terbiye, bir kültür, bir gelenektir. Kökünde Türkçülük yatar. Türk dünyası ızdırap, umutsuzluk, cehalet, bölünmüşlük içinde yaşamaktadır. Tüm bunlara hep beraber birleşip dur demenin zamanı gelmiştir. Türk dünyasının bir Türk milliyetçi sosyalist devrimine ihtiyacı vardır. Silkelenip kendine gelmesi lazım. İnsanlık tarihinde birçok ırkın, etnosun ortadan kaybolduğunu unutmamak lazım. Kayboluş nedenleri, bölünmüş şekilde yaşayıp, başka güçlü ırklara karşı yenilmeleridir. Ulusumuz 250 milyondur. Ama hepimiz parça parça, farklı hedef ve amaçlar içinde yaşıyoruz. Birlik nedir bilmiyoruz. Giderek kızgınlaşan mücadeleler içinde biz Türk dünyası birlik olmadığımız için devlere tek tek lokma haline gelebiliriz. Güçlü bir ülke, bir ulus herhangi birimize saldırıp yok ederse diğeri acı çığlıklar atmaktan başka bir şey yapamayacaktır eğer bu şekilde yaşamaya devam edersek. Çünkü tek anadan doğma bir ulus anlayışımız yok olmuş. Birleştiğimiz bir ideoloji yok. Ayrı yaşayan, yuvası dağılmış kurtlar gibi yaşıyoruz. Yüce Türk atalarımız kaderin darbelerine karşı ayakta durup, bizim var olmamız için dünya kadar düşmana karşı ölümüne çarpışıp, bu güneş altında, bu gezegende bize yurtlar, topraklar emanet ettiler, Türk'ün gurur dolu tarih ve sancağını emanet ettiler. Biz 21. asrın Türk nesilleri olarak bu tarihi ve şeref dolu sancağı her zamanki olduğu gibi yükseklere taşımalıyız.
aksi halde yaşama hakkımız bile olmamalıdır. Şerefini, gururunu koruyamayan, ataların taşıdığı kanın hakkını veremeyen Türk yaşamayı hak etmiyor. Tengri Türk'ü korusun. Einar Burhan.